çocuklarımı gözaltına aldılar. Sadece İsrail'le ticareti kes dedik. Ben 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilmiş birisiyim. Ya da 28 Şubat mağduruyum. 28 Şubat'ta üniversiteyi bırakmış birisiyim. Şiddete maruz kaldı, ters kelepçe vuruldu, yaşadıklarını anlattı. Toplum olarak ayrıştırılmaya öyle alışmışız ki, kıyafetlerine bakarak kolayca herkesi bir terör örgütüne üyeymiş gibi yaftalayarak bu eylemleri boşa çıkartabiliyoruz. Bu oyunu hep beraber bozalım diyorum. Farklı görüşten olsak da bir araya gelerek aynı isteği dillendirebiliriz. Rümeysa Şanlı, İsrail'le yapılan ticareti protesto etmek için İstiklal Caddesi'ndeydi. Eylem yapan Filistinli Bin Genç aktivistlerinden biriydi. Filistinli Bin Genç Hareketi, solcu gençlerin, ülkücü gençlerin ya da dindar gençlerin bir araya geldiği bir hareket. Farklı görüşten insanlar var. Fakat bu farklı görüşten insanlar tek bir amaç için bir araya geldi. İsrail'le ticaretin durdurulması. 43 arkadaşı gibi gözaltına alındı. Bir örgüt bağlantısı olmadığı için de serbest bırakıldı Rümeysa Şanlı. 6 aydır hala ticaretle ilgili tek bir kelime bile edilmedi. Tek bir eleştiride bulunulmadı. Ve ben bunun üzerine bu harekete de katılmaya, destek vermeye karar verdim. Ve bunu bilinçli olarak yapıyorum. Hiç kimsenin maşası değilim. Hiç kimse beni kullanmıyor. Polisin bu müdahalesi tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki emniyet görevlisinin açığa alındığını açıklamıştı.